Doğrusu bildiğiniz gibi programın başlarken buyurduk dedik ki kim misafirimiz sürpriz misafirimiz olacaktı. Hakikaten Dost Hurmatı'dan buraya kadar gelmelerine bizlere ve bütün burada çalışanlar bir büyük şeref vermiştiler. Selamu alel Hüseyin, salam olsun İmam Hüseyin'e, salam olsun Ali İbnül Hüseyin'e, salam olsun evladı Hüseyin'e, salam olsun ashabı Hüseyin'e. Bu gibi şairleri ihya etmek doğrusu boynumuzun borcudur. Geçen gün misafirlerimizden bir güzel sohbet yapalım. Günaydın Muhammed Efendi, günaydın Kahtan Efendi. Günaydın, çok hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sağ olasınız. Hakikaten çok hoş gelipsiniz. Tekrar diyerek size sağ olasınız ki bizim davetimizi kabul etmeye. Siz de sağ olun. Bize şeref verdiniz inşallah. Sağ olasınız. Bir kısaca tanıyık sizleri, değerli seyircilerimiz için. Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyh Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين من محمد سليمان تانمش التركماني güzel güzel Allah uzun ömürlü versinler size. Onun da yanında değerli şairimiz Kahtan Camça. Sağ olasın Üstad. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala tayyibine tahirin. Ben Kahtan Adnan Muhammed. 1974 doğumluyum. Şehir dünyasında tanınmış adım Kahtan Camça. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Haliye Müdür Mektebem, İlkokul Şehadat Tuz Hurmatı, Tuz Hurmatı ilçesinde. Doğru. Allah uzun ömürler versin sizlere doğrusu. Hakikaten bu gibi yollara kimin eline düşüp ki hizmet etsin yani. Bu da bir büyük insan için şereftir. Güvenlik de bence bu yollara hizmet etsin. İnşallah. Muhammed kardeşim seniden başlayalım. Ne koydu sen bu yolu seçesen? Beni koyan bu yolu seçim yaşadığım acıva ki evde olsun, ki yazda olsun. Yani ben tercih etti bu yol. Benim evde yani iki kardeşim Murat Kur'an okuyandı. Güzel. Yaşadığım arkadaşlar benimle hapsoradı da olsun, Kur'an okuyan olsun. Yani camide, Hüseyinelerde. Ve bu yol beni çok tercih etti bu yol tuttum yani. Doğru. Elhamdülillah. Bu da Allah'tan bir hidayet, Allah'tan bir tevfikti inşallah. Büyük bir nimet. Elhamdülillah. İnsan için. Onun da yanında şiarımızdan da sorağın. Neden? Bu mesleki mesela neden fazla sevdik? Bir de bazı şeyler var şair üzerine konuşuyor ama istirik anlayak sana bu mesleki niye seçtin? Sebebi neydi? Evvelen mesleğimiz yani bizim kişi el yazmamız, ehlbeyt hakkında, peygamber hakkında, evliler hakkında aslında özü bir semavi bir şey. Yani Kur'an'da yazılıp kebis Kur'an'ın arkası düşüyor yani, tamam yoksa. Evet. Bunların adları Kur'an'da vacipti, yazılıptı, dikir olup Kur'an'da. Peygamber olsun, ehlbeyt olsun. Eydi bir şey ben Kur'an'ı, mukaddes kitabımı bunu yazıpsa onun yoluna gelsem hasar edin diyorum. Peki bu şair üzerine konuşanda normal şairden haz ederim anlayayım seninle mesela normal şairden farkı nedir? Normal şairden ki gelsek bu dini şairlere fark çok da yerinde. Yani mesela hiç bir mesele getireyim. Kefer dedik normal şair açık bir dünyada. Hani ferz edeyim sadece bir mesele vurum sadece bunda. Bir kızı, bir oğlan bir kıza aşıktı. Vasf eder özünü ne kadar vasf ederse eder. Doğru. O kızdan bir hilafı olanında dönebilir. Ne hakikatirse harap hakikat diyebilir özüne. Doğru. Ama bu şiir bir daire. Bu dairenin içinde dolandım. Benim sevabetim var, akaidim var. Bu sevabetten, akaidten yazıya çıkabilmem. Yani mesela indi kimse tecerrü eder İmam Hüseyin'e bir hakikat desin harap hakikat. Yoktu bu harf. Yani diyebilmesem. Peki bu şiirde bir mesaj vardı. Ekil mesajı vardı. Mesajı bence yani daha fazla kuvvetlidir ve daha fazla duygulu bir mesajdır. Ekil mesajı kuvvetlidir. Ve bak yani sana bir hakikat diyeyim. Ne kadar naksı yolda gelirse, ahirden mesajı aynı dönese, Ehl-i Beyt yoluna, Peygamber yoluna namazı olacağı. Evet. Ayrı bir yol yoktu. Evet. Mesajımız budur. Ki biz Müslüman olduğumuz elbet ki bu yolumuzdur. Ekit. İyi de Kahtan Efendi, ben doğrusu çok şairler var. Çok şairlerden de yani oturup mesela 30 yıldır veya 40 sene şair yazdırır. Ama bu yollarda ilahi şairlerde Ehl-i Beyt üzerine olsun bir kelime yazabilir. Neden diye. Birinci özü gelse. Bunda bir sır var acaba yoksa. Ekid birinci bir lan gelse hakikaten özü bir tevfik ilahiydi. Hele bunu koyar gözümüz önüne tevfik ilahi. Çünkü tevfik ilahi olsa, olmasaydı bilmeyerek biz bu işi. İkinci şey, sen yani normal şiirden dönesen bu şiirlere ekid gerek halfiyatı olsun. Halfiyatı ne olsun? Evvelen halfiye içtimai olsun. Sonra halfiye diniye olsun. Sonra irtibatı olsun bir ki yani muammemle, meşayihten, o dinde taammak edenle. Çünkü dedim ki ben biraz evvel dedim. Bunda bizim bahs sevabetlerimiz var. Yazıya çıkabilmek bu sevabetlerden. Ama bir şey de selam diyeyim. Bu sevabetten ayrı binlerce şair. Arapça olsun, Türk dünyası olsun, evet. İngiliz dünyası olsun.
bu yolda yazırı ve biri biri de benzem, biri birine benzem reşeller. Bu da tevfik bir ilahidir. Doğru. Ama dedim ki ben gerek helfiyatı olsun, dini, içtimai, gerek, siyasi olsun. Gerek hepsine doğru. Ancak müşerrem tabii ki, tabii ki. Peki bir kısa bir şeyler dinleyelim seni. Şimdi. İnşallah dinleyebilirsiniz. Hüsnün aydan güzeldi, aks eylemiş güneşi. Ki bu şehri affedersiyle başlamadan önce tabi günü olanında Hazreti Zeynep geldi ki İmam Hüseyin 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 İmam Zeynep'in gördü eşler yerde düşüptü, parçalanıptı, bedenler parçalanıptı. Bu kıssanı ona tasvir ettim. Ki Zeynep konuşuyor dedi, Hüsnün aydan güzeldi İmam Hüseyin'e dedi, aks eylemiş güneşi. Ey Zahra'nın oğlu, ey Abbas'ın kardeşi. Keş göreydin bacıyı, sensiz nece dolaşı. Gitti Zeynep'in dönmez, baştan kölgesi yeri. Parçalamış bedenin espin pahası yeri. Topraklara renk vermiş. Oklar yarası yeri. Fedevsi burada diyendem espin pahası yeri ki değerli seyirciler koy, olu bir bazen namazı özün. Yani atın ayağı yeri ki tamam. Bu savaş içinde kalamda. İnkana hada yurduyuk, sen onu fide verdin. O balaca uşağı. İnkana hada yurduyuk, sen onu fide verdin. Kanını göge septin, Hudaya nide verdin. Bu balaca hatırına kuffara rica verdin. Oh ile parçalandı susuz enfasi yeri. Parçalamış bedenin espin pahası yeri. Topraklara renk vermiş, oklar yarası yeri. Hani Şebih-i Peygamber, hani Ekberim, hani? Kırmıza dönmüş gökler, gam kablamış asmanı. Ayalların dadına yatanlarsa oyanı. Sükeyine bakır ağlar, boştu ahası yeri, parçalamış bedenin espin pahası yeri, topraklara renk vermiş, oklar yarası yeri. Kamar Haşim bir yanda, kollar bir yanda kalmış, fark olunmur gözleri, üzü kana boyanmış, Bintül Esed ağları, çünkü cigeri yanmış, harda kursun teziye, kalmadı yası yeri. Parçalamış bedenin espin fahası yeri, topraklara renk vermiş, oklar yarası yeri. Kime ata diyecek o beyne ve rukayya? Kime ata diyecek o beyne ve rukayya? Hasteler derde düşer, bulmaz da ve rukayya. Keş halini göreydin, Edirne ve rukayya. Haraba olacaktı, ölüm kıssası yeri. Güzel. Kahtan camçı sözünü yazar bütün dünyaya. Kerbela macerasın bilintirsin Hudaya. Şikayettir bu sözüm yerle ehli semaya. Kurumaz yeş kalacak Hüseyin diması yeri. Kurumaz yeş kalacak Hüseyin diması yeri. Güzel. Ağzına sağlık hakikaten. Sağlık, sağ olun. Güzel sözler, güzel yazılar. Allah size sizi getmesin. Bütün Türkmen milletinin başından hakikaten. İnşallah. Güzel kalemleriniz, güzel yazılarınız. Sağ olasın. Belh hanımefendi geçek. Geçeğim bir Mehmet efendiye. Radu dinleyeğin sizlerden. Senden bir şey dinleyeğin Mehmet. İnşallah. Bugün tabi biz sizler çok yoracağız. Kusura bakma. Hizmet dayık inşallah. Bu kaside değerli şairimiz Edip Asker'indi. Edip Asker. Doğrusu vasf edip özün Hazreti Rukayyan'ı Şam'a aparandılar. Amma seyden selaşiri ki babasını isteyen de babasını şey edir, hitap edir. Babamu, babamu isterim diye ağlayıp yollarda düştü Rukayya. Ağlayıp yollarda düştü Rukayya. Kalmışam babasız, kimim var kimim? Bu yarı yollarda yıkıldı yüküm. Zeynep'i divane etti bu yetim. Babamu, babamu
isterim diye ağlayıp yollarda düştü rukaya, ağlayıp yollarda düştü rukaya. Kerbela'dan çıktı kervan sefere, her gün bir Şum diyar, her gün bir şere. Çaldı at üstünden cismini yere. Babamu babamu isterim diye ağlayıp yollarda düştü rukaya, ağlayıp yollarda düştü rukaya. Tüketti bu sefer sabrım takatim, korkuram ağırdı sana sohbetim. Ama ben körpeyem, yoktu kudretim. Babamı babamı isterim diye ağlayıp yollarda düştü rukaya, ağlayıp yollarda düştü rukaya. Ay edip bizde dertlere uydu, kareler girip alları soyduk. Biz Rukaya kimin çok bala koyduk. Babamı babamı isterim diye ağlayıp yollarda düştü Rukaya, ağlayıp yollarda düştü Rukaya. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. Hakikaten güzel sözler de güzel, ses de güzel. Sen de güzel okumuştun Özün. Allah amalınız kabul etsin ya Rabbi. Gerçekten çok güzel bir şekilde okudu o Özün. Peki bir soru geçti fikrimden. Bu radyo diye bizim Türkmenlere de destek olarak sizlere vardı. Yani bir muhasese var diye bir muradama var size destekte. Yok, bize destek olan yoktu kimse. Herkes biz manevi destek isteriz. Maddi manevi istemiriz. Biz manevi destek isteriz bize. Valla o destek olan çoktu bize yani, hamdolsun yani memleketimizde çok destek olan var bize. Manevi destek oldu bize. Bas biz maddi yani herkes öz cebinden yani sarf ediyoruz hesabını. Yani bir cihe olsa mesela bütün Türkmen ravadiler, sinezen okuyanlara, bunları kucaklasa elbet ki daha güzel işler görürük. Bence. Bilirsem zamanında kuruldu Düzkurmatı'da bir böyle bir mevzu oldu. İndiye kadar var. İndiye yani kadar var. Bas biz seninle var özünde yani. Tatavur etmiyor. Tatavur da neden gelir? Yani destek ister. Destek ister. Yani elbet büyük dağım ister yani. Yallah. Doğru. Doğru sen. Elbet ki mesela bu milletvekillerimiz olsun, başka yani hayırseven insanlarımız olsun, sizler gibi insanlara destek olduğu zaman elbet ki daha güzel işler görürsünüz. Şimdi ben bilmem Araplarda var yani, Arap kardeşlerde bilmem. Araplarda var, tamamdı. Bes bizde yoktu yani. Olur. İnşallah geleceklerde olur. İnşallah olur. Doğru. Geçen şairimiz Kahtan Camçı'ya aynı sorumu senden soracağım. Şuara Elbeyt yani Hüseyin'i yazanlar bilsen bunlara sizlere kimse destek var veyahut sizi bir grup var mesela sizlere destek olur. Ersel Efendi, diye kimin hani destekleri görmedik. Radyomuz demeli kimin maneviyen var bize. Din adamları olsun, muammerler olsun, hüseyiniyetler olsun. Bu da destek var bize. Ama biz maneviyen istemirik. Şey, maddiyen istemirik, affedersen özüm. Biz bir şey de görürük. Yani bazı kasaydılar biz ehliyerek Arap şiarlarında asla parayla sattılar yani. Bunca bunca meblağa, bunca meblağa. Hamdolsun bizde bir şey yoktu. Yoktu bir şeyler. Bir grup da kurduk, heyeti şu ara ve ruvadi. Ama grubu kendilerim, ben buradan seslenirim. Ki grubdan kim istemiyorum ad getirin.
biz özümüz o grubun içindeyiz. Hepimiz bir tefil edek bu grubu, öge parağın özün, belki gökerek, beynimiz. Yani insan hatta bilsin necek tarafından toplantılar olsa mesela şairler oraya yerlerinde, insan fikir paylaşıyor. Peki. Bazı kelimeler var, bazı sözler var, bazı... çünkü biz diyerek her zaman Türkmen milleti, yani ögde gelen bir milletimiz. Çinkar olmayacağı da. Allah'a şükür olsun büyük müsekkaflarımız, büyük yazarlarımız var. Tüm dünyada yok bas yani Irak içinde. Ama bunlara destek olmak lazımdı. Tamam. Bunlara destek olduğu lazım. Elbet ki daha güzel işler görsadırlar. Ama bize devlet, yani reisi devlet destek veriyor. Yani devlet bahram biraz ihmal edip bu işi. Doğru. Vakıen yani. Acaba bas Türkmen'de yoksa başka dillerde de? Onları bilmiyorum. Onlardan yani oturmamış hele. Doğru. Mesela diğer cenub şairlerinden, Bağdat şairlerinden oturmamış. Ben bilirsem yani öz kaderime göre bilgim varsa onlara destek var. Yani var destek özlerine. Olabilir. Senin has bir gruplar var. Şer diyor ki hükümetten destek olsun. Bazı hayırsever insanlar var. Mesela tamam, insan var çok mütemekkindi. Haziyedir mesela destek ol. Çünkü çok şairler var bizde mesela. O imkaniyet yoktu. Bir klip yapsın veya imkaniyet yoktu. Öz özünü festivallarda görse atsın. Bunlara destek olurlar. Temennimiz bu da Türkmen'de de bu işler olsun. Ama Ersen Efendi burada bir söz var. Yani bu sözü çoktan gelimde var istedim. Hı. Diyeyim özün gedenli oturanda aynı yerde. Bale. Ama yani hatırıma gelmeyen söz diyeyim. Bizde bazı tasgıtlar var. Yani mesela Türkmen meddehlerinde kalktılar söz almak Azeri sözü aldılar. Tüm. Yani bilmiyorum bundan adaletleri nedir? Yani Türkmen şairlerin tasgıt etseler, Ehl-i Beyt şairlerin. Doğru. Ve gelirseydi, meydana geçirseydi, radyo da okuyandı özün, çok alemdir, ben bu sözü anlamıyorum. He. Bir sözü ağır bir doğru. Sözü. Yani bizden fark ağır... eder sözler. Ha, bizden fark eder. Yani ben radyolara ne seslendim? Dönseler doğru. Öz dilimize, onların dilleri özleri sevilir özün. Biz değil mi? Onları kırmırız. Tamam. O da aynı ki Türk dünyası bizim dilimize yazırlar. Ama farklı hareketler var onlarda. Bizde o hareketler yoktu. Yani ben bilersem bazı okucular var mesela, sinizem, latmi okuyucular var. Bizim şairlerden söz alırlar. Yani var. Bilirsem senden de Cenabiden de almışlar. Var ha var tamam anladım. Azerbaycan'dan, İran'dan. He. Yani biz neden geçiyoruz oraya? Yok biz neden geçiyoruz? Bizim i̇şte. Hamdolsun dilimiz de zengin dildi. Allah'a şükür olsun. O durmayan, bu İmam Hüseyin'in de kadıyası hiç durmaz. Hiç kimse demesin durur. Tamam he. Doğru. Böyle. Peki dinleyelim bir şair daha. Böyle bir şair dinleyelim. Bir şair daha varysa dünyaya isterdi. Zina kızımız maşallah şairi daha. He. Daha mı yağdı? Öztürkmen milleti ammeti. İnşallah bir şair. Alazgar'ın macerası. Yani Alazgar'ın macerası bu körpe falan büyük macerası var idi. Ben. Ey azgarım körpe balam. Nene konuşur balaydan. Ey azgarım körpe balam. Güzel oğlum ver bir cevap. Baban verip sana salam. Güzel oğlum ver bir cevap. 6 aylık dilsiz oğul. Belki Ammun Abbas gele. O gidip su getirsin. Döner dönmez huda bile. Aç gözünü koyma yuma. Mene seslen. Seslen mene bir söz söyle. Menem neney, menem rabab. Güzel oğlum ver bir cevap. Sabret balam sabri huda. Belki açar babi necat. Ammen Zeynep sana bakur. Eyler dua okur ayat. El alırım şemşirler sesin. Görürüm bir iki rufat. Düz görürüm ya da sarap. Güzel oğlum ver bir cevap. Hermeleden çok korktum gözün çatanda gözüye. Teşne dada teşne dudağ nutkit nutkit. Teşne duda teşne zaban nutkit meri. Neney kurbandı sözüye. Kumat içinde oklandı rengi döndü kırmızıya. Kana batmış bayaz siyap. Güzel oğlum ver bir cevap. Sükeyne demiş ey baba. Nolmuş kardeşim azgara. Alım kucağa. Ağlayım. Verim gözyaşım azgara. Belki mene verer cevap. Koy bir selaşım azgara. Ölüp yoksa olup musab. Güzel oğlum ver bir cevap. Baş asılmış nize üste, ağlar ona Hüseyin Abbas, Rabab diyer oğlum oğlum, Zeynep kurmuş heymede yaz, Kahtan camçı yazar sözün, o dünya için vurar esas, her sözünde ecrü sevap, güzel oğlum ver bir cevap. Güzel, güzel.
Çok güzel şiirler. Sağ olasın Katan Efendi. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Peki bu diyarın radyot yazanlar için yani de sizler yani de şiir falan yapsız bir festival bundan evvel hiç yapılıp mesela sizler toplanasız yani bir mihrecan diye yapıldı. Festivaller yapıldı ama yani bence ki festivallere davet oldum radyolar bizimle de öyleydiler. Ama böyle bilirsen bir festival oldu yalnız radyolar için. Biz şiirler hani çok festival olur. Muharrem gününde, Muharrem olmayan gününde festival olur. Biz davet olmuş oraya. Okumuşuk bazında, bazında yok. Biz de bu alemtelik müstemeğiz. Radyolar işte böyle bir khas festival olur. Zannedersem. Yani düz kurumatı da. Yani radyolar yıkıştığınız falan güzel bir şekilde. Bu Ramazan'da bir festival oldu yani. Vakfı Şii yoluydan ettiler özün. Güzel. Günde bir imamın kadıyasını alırlar yani. Günde bir imamın vakfısı olurdu. Ve günlerin birisinde, Ramazan birisinde bana tesadüf etti yani. Güzel. İmam Hasan'ın yani böyle dersi gün şey ettik yani hiyette orada özüm. Güzel. Mehmet bizim sorumuz doğrusu daha fazla açıklayayım özüm. Neden Türkmen mesela bütün okuyanlar? Telafer'den, Mendili'ye kimin? Bunlar için bir festival, bir mahracan olmasın. Bütün Sinezen Radudlar için. Diyaret haz ederek. Yani bu olsa bilsen dediğim gibi yani biraz önce konuştuk değerli şehrimizden. Fikir paylaşmak olu, onun da yanında mesela bir tarif olu çünkü bizim güzel okuyanlarımız var. Tamam sen. Ben bilmem Tel Afer'deki olabilir Duzlakını tanımır. Kerkük'teki olabilir Bağdat Türkmenlerin okuyanları tanımır. Ve bu festivaller olsa bir fikir paylaşmak olu, onun da yanında bir arkadaşlık tarif olu. Tamam. Yani bir de, daha fazla adama destek olur. Doğru sen. Bizim indi var grubat var yani. Şu aralar radutlar hepsi bir yerde derler. Biz ki adam adamı böyle görmemişiz. Adam adamla oturmamışız yani. Bu fikri paylaşsak daha akid. İyi olur bizde. Doğru. Olur inşallah gelecekler. İnşallah gelecekler de inşallah. Bir şey dinleyek senden ondan sonra geçer bir veteranımız var Muhammed. İnşallah. Ne hazırlayıp sen sırada? Bir gün tasahtıp ederi 5 Muharrem günü yani. 5 ben. Muharrem günü bizde diyarık şehitler günü. Şehitler günü. Şehadat-ı tavuf. Ve biz buna kadıyayı şeyden uzun öz şühadalarımız da biz zaten de bir gün bir büyük mevkup vardı Duz Hormatı'da. Bir büyük mevkup da var Duz'da yani bir gün akşam saat 4'ün çıkarlar inşallah. Partlamada şehit olanlarının canı kapılanlar bir gün herkes öz yavrusunun, öz kardeşinin, öz anasının yani herkese resmin kaldıracağıdı. Tamamdır. Bir büyük mevkübde her ilde olabilirsem. Bu bir kıssadı yani Üstad Kahtan'ın doğrusu kelimatı yani. Güzel. Bunu kaybetmişim de vaktinde kilip etmişim özün. 5 Muharrem günüdü hurmat Kerbelası yastı şivandı dağdı şehitler macarası sıra sıra ellerde her bir şehidin resmi gelip tamaşa etsin onun aşreti kısmı. Hayif toprak altına girdi kefensiz cismi. Kazandı o dünyanı cennet oldu mevası. Kazandı o dünyanı, cennet oldu mevası. 5 Muharrem günüdü hurmat Kerbelası. Yastı şivandı dağdı şehitler macarası. Bakarsa yollar başında bu resimler kanda neler. Kardeşler, bacılar, yani bacılar, herkes durup gözünün yaşı akırı, herkes zaten bütün memleketi. Bütün de yani bir şeyler var. Ve şairimiz güzel bir şekilde vasfedip özünü, vasfeden de özünü, neneni ayrı vasfedip, babanı ayrı şekilde vasfedip, kardeşi, uşakları. Ve biz ihtimal vakit darlığına hapsın diyebilmeyiz yani. Bes. Neneler gamli gamli durup yol başında
Hasretler dalgalanıp yanaklı gözyaşında. Zaman oldu yaşırım firakına taşında. Gami musafur edip keften yoktu arası. Gami musafur edip keften yoktu arası. Beş Muharrem günüdü hurma tüker belası. Yastı şivandı dağdı şehitler macarası. Baba beli bükülmüş resmine bakar gözü. La havle ve la kuvve nutk eyler bu sözü. Hamdolsun ya ilahi, kaldı oğlumun izi. Şehadetin hasreti başka olur manası. Şehadetin hasreti başka olur manası. Beş Muharrem günüdü hurma tüker belası. Yastı şivandı dağdı şehitler macarası. Uşaklarsa vay baba nece bizlerden gitti. Gelmişsen danışmağa birden gözlerden itti. Beni kardeş bacımı cihanda yetim etti. Bize ibret her zaman Rukayye'nin kıssası. Bize ibret her zaman Rukayye'nin kıssası. Beş Muharrem günüdü hurma tüker belası. Yastı şivandı dağdı şehitler macarası. Bütün şehit ailelerine diyarın başı sağ olsun. Allah İmam Hüseyin'den haşretsin özlerinin Hakkı Muhammed ve Ali Muhammed. Doğru, doğru diyorsun. Gerçekten çok doğrusu biraz beni tesir etti. Evet, çok hoş sözü de güzeldi, ses de güzel, okuyan da güzel. Bu yaşatır adamı bir ecvada ki öz-özü hissetse, yetimse, öz-özü hissetse. Bu ailelerin birisi ise yani. Yani aynen, inan ki biz bir gün gibi düz hurmatı da var bu mukibler. Gördüğümüz zaman bütün millet coşar yani. Görürdük de biz de bunları yaşırıq. Kimin de eline düşüp ki bunlar kimin olsun? O dünyanı kazansınlar. Doğrusu bunlar da elbet ki şehit olmasaydı, kan tökmeseydi bizler bir yerde oturabilmezdik. Tamam. Yani biz buraların haniden indi güvenlere, tamam, refahiyete düşmüşük. Allah ya Rabbi afiyetsin üzerine. Yerler de cennet. İnşallah. İnşallah.